Sevgili seyirciler, Türk dünyası ile ilişkilerimiz son derece kıymetli ve önemli. Değerli bir konuğumuz olacak bu dakikalarda Avrasya gündeminde. Sevgili seyirciler, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara'da bulunan 7 devlet üniversitesinden biri. Üniversite genç olmasına rağmen ismini sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da duyurmuş durumda. Geçtiğimiz hafta Özbekistan'a gerçekleştirilen o resmi ziyaret sırasında Türk-Özbek Üniversitesi'nin kurulması da gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra Türk dünyasıyla ilgili önemli projelerde söz konusu. İşte konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Aydınlı. Hemen ona dönelim ve sorularımızı soralım. Şimdi Avrasya gündemi olarak biz tabii işimiz Türk dünyasındaki yaşanan gelişmeleri an be an izleyicilerimize aktarmak. Bunu çok severek yapıyoruz. Biraz önce Özbekistan'la bağlandık. İki ülke dış ticaret hacmi işte 3 milyar 650 milyon dolara ulaşmış. Bu ülke, iki ülke tarihinin en yüksek rakamı. İlişkiler sadece ekonomiyle de sınırlı değil. Kültürel alanda, siyasi alanda, eğitim alanında özellikle sıkı işbirlikleri var. Biz biliyoruz Kırgızistan'da Manas Üniversitesi, Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi. Şimdi bir müjde daha aldık. Özbekistan'da Türk-Özbek Üniversitesi. Ne düşünürsünüz bu konuda? Son derece kıymetli olduğuna inanıyoruz biz. Sizden alalım görüşlerinizi, düşüncelerinizi. Evet, öncelikle Coşkun Bey bu fırsatı TRT Avaz olarak bizlere verdiğiniz için ben çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki buradan Türk dünyasına, hasreten Özbekistan'a selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sizin de belirttiğiniz gibi üniversitemiz aslında henüz 10 yaşında bir üniversite. Ancak bir üniversitede olması gereken tüm fakültelere sahibiz. Bu anlamda gerçekten etkin yetkin akademisyenlerimizle çok hızlı bir şekilde yapılanmış bir üniversite, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bendeniz 2019 Mayıs'tan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından rektör olarak atandıktan bu tarafa ilk yurt dışı gezimi, özellikle pandemi öncesi 2020'nin ilk haftasında Özbekistan'a yaptım. O günkü büyükelçimizin de sayesinde bir hafta içerisinde Özbekistan'da özellikle Türk-İslam medeniyetinin şaheserlerini bulunduğu 3 önemli şehirde 8 üniversiteyle üçlü işbirliği anlaşmaları yaptık. Tabii araya bir pandemi süreci girdiği için biz bu anlaşmaların gereğini biraz daha online şeklinde devam ettirdik. Daha sonra yeniden her iki ülke arasında mobilizasyon yani hareketlilik başladığı andan itibaren yine ilk gittiğim yurt dışı olarak seyahatim Özbekistan'a gerçekleşti. Bu konuda ben gerçekten Özbekistan devlet yetkililerine de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle 1 Eylül Özbekistan Bağımsızlık Günü münasebetiyle ve aynı zamanda Taşkent Üniversitesi, Taşkent Hukuk Üniversitesi'nin de 30. yıl yaş kutlamalarını beraberce kutlamak adına onur misafiri olarak bizleri davet ettiler. Ve benim ikinci defa Özbekistan'a bu sayede gitmiş olduk. Orada tekrar ilişkilerimizi gözden geçirdikten sonra bu sefer de geçen hafta sizin de belirttiğiniz gibi YÖK Başkanımız Erol Özvar hocamızın öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen, başta Ankara, İstanbul, Boğaziçi gibi, Ege gibi önde gelen üniversiteleriyle hep beraber, ayrıca Rize'den Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi rektörüyle beraber bir ilmi, bilimsel bir gezi ziyaret düzenlendi. Ve bu ziyaretin asıl amacı iki ülke nezdinde kurulacak olan ortak üniversiteydi. Ve gerçekten de bu karar orada verildi. İnşallah bundan sonra her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının atacağı nihai imza sonucunda bu kuruluş gerçekleşmiş olacak. Yayında belirttiğiniz gibi bu Türk-Özbek Üniversitesi değil, ben düzelteyim, Özbek-Türk Üniversitesi olarak kararlaştırıldı. Çünkü üniversitenin yeri inşallah Özbekistan'ın Taşkent şehrinde olacak. Derece önemli. Biz biliyoruz ki işte Kazakistan. Tabii burada bizim üniversite olarak evet. Kazakistan'da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan'da Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi o ülke için değil sadece, o ülkeler için değil, tüm Orta Asya için cazibe merkezleri haline geldiler. Dileriz Özbek Türk Üniversitesi de benzeri bir atılımı gelişmeyi gösterecektir. Hem Özbekistan hem de bölge açısından. Üniversitenizin Türk dünyası ile ilgili projeleri, çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Evet. Tabii belirttiğim gibi biz aslında uluslararası bir üniversiteyiz.
Yani 108 ülkeden 2400'ü aşkın öğrencimiz var. Tabii ki Özbekistan'dan da öğrencilerimiz var. Bu konuda zaten benim hedef olarak Türkistan bölgesinde Özbekistan'ı seçmemin çok değişik nedenleri var. Kendi özel bir hatıram da var. Ankara Hukuk Fakültesi'nde lisans döneminde okurken ilk Türkistan bölgesinden iki arkadaşım Özbek'ti. Onların da bende bıraktığı güzel hatıralar neticesinde içimdeki bu uhdeyi de Özbekistan'la ilişki kurarak gerçekleştirmiş olduk. Tabii biz burada Özbekistan'la üniversitemiz arasındaki ilişkileri sadece bilimsel anlamda da bırakmadık. Mesela 2021 tarihinde Türkiye'de Bir Ağaç Bir Nefes kampanyasıyla yapılan, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan ağaç dikme kampanyasında biz Özbekistan Hatıra Ormanı oluşturduk. Ve gerçekten de o günlerde üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz dünden bugüne Uluslararası Özbekistan Sempozyumu vardı. Buraya katılan 17 civarında Özbekistan bilim adamıyla beraber ilk ağaçlarımızı burada dikmiş olduk. Tabii Özbekçe'de ağaç draht anlamına geliyor. Onlar draht ekmek diyorlar. Ve gerçekten de bu bir berekete vesile oldu. Daha sonra takibinde özellikle Ali Meclis Başkan Yardımcısı Saidov ve parlamenter arkadaşlarıyla beraber yine Türkiye-Özbekistan Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanı Osman Mestan vekilimizle beraber üniversitemizi ziyaret ettiklerinde onlarla beraber de yine Özbekistan Hatıra Ormanı'na ağaçlarımızı ve isim belirleyerek tek tek bunları dikmiş olduk. Yani bu anlamda biz aslında Özbekistan'la her anlamda kültürel, sosyal, bilimsel anlamda üniversitemizle beraber ilişkiler kurmak istiyoruz. Tabii burada bizim asıl üzerinde yoğunlaştığımız üniversite Taşkent Hukuk Üniversitesi. Ben de bir hukukçu olarak bu konuda biraz daha ilişkilerimizi yoğunlaştırdık. Şu anda 15 günde bir yapılan her iki üniversite arasında online sempozyumlar oluyor. Özellikle uluslararası ticaret, yapay zeka ile hukuk bağlantısı, yine tahkim gibi, insan hakları gibi konularda şu anda hocalarımız sürekli olarak online görüşmeler yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar ve bu toplantılar neticesinde ortaya çıkan tebliğleri de biz inşallah uluslararası alanda yayınlamayı düşünüyoruz. Evet, Türk Devletleri Teşkilatı kurulurken liderler 2040 yılına ilişkin önemli bir vizyon, önemli bir perspektif de ortaya koydular. Eğitimde işbirliği de bunun alt başlıklarından biri. Üniversitelerimize de büyük görev düşüyor aslında. İşte o 2040'a giden kutlu yolculukta üniversitenizde bu yöndeki çabalarını ortaya koymuş durumda. Sayın İbrahim Aydın, çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldınız. Üniversitenizi Türk dünyasıyla olan ilişkilerini aktardınız. Çok teşekkürler, kolaylıklar diliyoruz bundan sonraki çalışmalarınızda da.